Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı kimdir diye sorulduğunda Bill Gates, Jeff Bezos, Rockefeller, Elon Musk, Dubai Şeyhi Maktum, Mark Zuckerberg, devrik liderler Hüsnü Mübarek Kaddafi. Çok daha eskilere gidersek Hazreti Musa döneminde yaşamış, deyimlere konu olmuş Karun akıllara gelebilir. Oysa rakamlar bilinmeyen bambaşka birini gösteriyor. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zengin insanı bugün dünyanın en fakir kıtası olan Afrika'dan çıkıyor. Mali İmparatoru Mansa Musa. 14. yüzyılda 400 şehirli devasa bir imparatorluğun 10. mansasıydı. Asıl adı Kankan Musa'ydı. Fakat o Batı Afrika dillerinde kral, hükümdar anlamına gelen Mansa lakabıyla anıldı. Mansa Musa'nın hikayesi babası Fagalaye'nin Atlantik Okyanusu'nun diğer tarafında ne olduğunu merak edip binlerce gemiyle okyanusa açılmasıyla başlıyor. Fagalaye okyanusta kayboluyor ve bir daha geriye dönemiyor. Seferden dönemeyen babasının yerine ise 32 yaşındaki Mansa Musa geçiyor. 1312'den 1337'ye kadar Mali İmparatorluğunu yönetiyor. Gelelim Mansa Musa'nın bir daha hiçbir insanoğluna nasip olmayan muhteşem zenginliğine. Kaynaklar Mansa Musa'nın servetinin bugünün parasıyla 400 milyar dolar olduğunu söylese de bazı kaynaklar servetinin tahmin edilemeyecek boyutlarda olduğundan bahsediyor. Bugün Mansa Musa'nın servetinin yarısından daha az 190 milyar dolar servetiyle Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı. Ölümünün üzerinden yaklaşık 700 yıl geçmiş olmasına rağmen Mansa Musa hala tarihin en zengin insanı unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. Bu muhteşem zenginliğin kaynağı ise altın ve o dönemde en az altın kadar değerli olan tuzdan geliyordu. Öyle ki dünyanın altın ve tuz ihtiyacının yarısı bu ülkeden karşılanıyordu. Madenlerin efendisi olarak da anılan Mansa Musa son derece dindar bir Müslümandı. Fakat Müslümanlığı daha fazla nüfuslara ulaştırmak için kimseyi zorlamaya çalışmadı. Hükümdarlığı boyunca farklı inançlara saygı gösterdi. Mansa Musa'yı dünyanın tanımasıysa Mekke'ye yaptığı efsane hac yolculuğuyla oldu. Çocukluğunda kaza sonucu annesinin ölümüne sebep olmasının vicdan azabıyla kendini hiçbir zaman affetmedi. Vicdanını rahatlatmak için kendini hayır işlerine adayan Mansa Musa, İslam alimlerinin de tavsiyesiyle 1324'te büyük bir hac seferi düzenledi. Batı Afrika'dan Mekke'ye 60 bin kişilik bir kafileyle Sahra Çölü'nü geçip 6 bin kilometreden fazla yolculuk yaptı. 60 bin kişi demek o dönemde çok büyük bir ordu demekti. İşin ilginç yanıysa bu kafilenin kimi rivayetlere göre yanında 2 bin ton, kimi rivayetlere göre ise 12 bin ton altın taşıdığı söylendi. Mansa Musa cömert bir adamdı. Geçtiği her yerde fakirlere yardım edip camiler yaptırdı. Halka altın dağıttı. Hatta Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiklerinde halka o kadar çok altın dağıttı, o kadar çok alışveriş yaptı ki ülke ekonomisi canlanırken Mısır'da altının değeri sıradan bir maden olacak kadar düştü. Altının tekrar değerini bulmasıysa neredeyse 12 yıl sürdü. Bu efsanevi hac yolculuğu dünya tarihini değiştirecek pek çok olayı da beraberinde getirdi. Mansa Musa Afrika'yı dünyaya tanıtmakla iyilik mi etti yoksa kötülük mü karar vermek zor. Ancak Mansa Musa'nın hac seferi ve harcadığı para karşısında iştahı kabaran Avrupa, coğrafi keşifler ve denizciliğin gelişmesiyle birlikte soluğu Afrika'da aldı. Sömürgeciliğin temelleri de o dönemde atıldı. Kara kıtanın kaderi keşifler ve işgallerle değişmişti. Tüm doğal zenginlikler Afrika'dan Avrupa'ya kaçırılıyordu. Yapılan keşifler sonucu kıtanın detaylı bir haritası çizildi. Mali İmparatoru Mansa Musa çizilen haritalarda Afrika kıtasının ortasında bir elinde büyük bir altın parçası, diğerinde altın asasıyla tahtında otururken resmedildi. Mansa Musa'nın hac yolculuğunun önemli bir sonucu daha vardı. Dönüş yolunda uğradığı ülkelerde en parlak beyinlerin, mimarların, bilim adamlarının ve alimlerin Timbuktu'ya yerleşmeleri için yüksek ücretler dahil onlara her türlü imkanı sağladı.
Döneminde çok sayıda cami, medrese ve kütüphane yaptırdı. Bunun bir sonucu olarak da Mali İmparatorluğunu dünyadaki en önemli ticaret, din ve eğitim merkezlerinden biri yaptı. Tarih kitaplarında yaşamış en zengin insan olan Mansa Musa'nın ölümüne dair net bir bilgi yok. Sadece 1330'lu yıllarda 50'li yaşlardayken doğal nedenlerden öldüğü biliniyor. Peki Mansa Musa'nın ölümünden sonra ne mi oldu? İç savaşlar, karışıklıklar derken Mali İmparatorluğu Mansa Musa'nın o muhteşem zenginliğini sadece iki kuşak sürdürebildi.